Herkese selamlar. Öncelikle İSAKA'ya ve Denizbank'a teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliğe hem ev sahipliği hem de organizasyonu için. Benim adım İmit. Ben yaklaşık 20 senedir siber güvenlik ve teknolojiden kaynaklı risklerin yönetimiyle ilgili danışmanlık yapıyorum. Bunun belli bir süresinde denetim faaliyetlerinde de bulundum. Şu anda da KPMG'de siber güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu yapmaya gayret ediyorum. Yaklaşık 2 senedir KPMG'deyim. Ondan önce başka bir rakip firmadaydım. Bugün siber güvenlik üzerine hani son gelişmeler neler, tehdit açısından, gelişmeler açısından, trendler açısından de önümüzdeki dönem için neler öngörüyoruz? Biraz hem derlediğim hem de KPMG'nin yakın zamanda çıkan birkaç raporundan çok teknik terimlere boğmadan bir fikir vermesi açısından kısa bir sunum yapmaya gayret edeceğim. Öncelikle temel konularımız nedir? Siber güvenlik dünyasını ilgilendiren, daha çok böyle trendleri makro olarak yönlendirmeye çalışan bir siber savaş hem ticari alanda hem gerçek anlamda bir siber savaş durumu var. Biraz ülkemizin hemen üzerindeki savaştan örneklerle bunu desteklemeye çalışacağım. Çok farklı organizasyonların, farklı ülkelerin birbiriyle mücadelesinin siber güvenlik dünyasında da siber dünyada devam ettiğini gözlemliyoruz. İki gün önce bir müşterimin yönetim kurulu toplantısındaydım. Özel bir sektör, nevi şahsına münhasır bir süreç işleten bir üretim süreci vardı. Tek ve en korktukları şu anda rakiplerinin kendi işte patent bilgilerine, know-how'ına, süreç bilgilerine ve kullandıkları ekipmanlara dair bilgi toplamasıyla ilgiliydi. Yaklaşık 45 dakikayı onunla geçirdik. İkinci temel konu, herkesin malumu son 4-5 senedir epey farklı teknolojiler konuşuluyor. Şu anların, şu zamanın en önemli konusu da yapay zeka. Onunla bitireceğim zaten bugün konuyu ama bunların etrafında siber güvenlikle ilgili ne yapmalı, ne etmeli diye epey bir tartışma var. Henüz de çok yolu bulunmuş değil. Üçüncü taraf riskleri veya supply chain, tedarik zinciri riskleri şu an herhalde büyük kurumların, özellikle farklı tedarikçilerle, iş partnerleriyle çalışan grupların önemli konularından biri. Çünkü siber güvenlik vakalarına bakarsanız, mahremiyetle ilgili vakalara bakarsanız veri korumayla, bunların önemli bir oranının aslında üçüncü taraflar üzerinden bize gelen riskler sonucu kaynaklandığını görüyoruz. Şu an en popüler konulardan bir tanesi. Yetkinlik ve yetenek ve insan gücü problemimiz var. Bu herkes herhalde kendi sektöründe bunu hissediyordur. Hem daha kolay hareket etme, pandemiden sonra uzaktan çalışmayla beraber özellikle genç nüfusun daha kolay kendi seçeneklerini yaratabilmesi ve aslında bu alanda yetişmiş iş gücünün hani okul tarafından, okul sistemleri tarafından yeterince desteklenmemesi sonucu siber güvenlik alanında ve teknolojinin belirli alanlarında ciddi bir kaynak ihtiyacı söz konusu. Çok farklı ülkelerde çok benzer şeyleri görebiliyoruz. Motivasyonları ve paternleri görüyoruz. Bulut konusu özel bir karmaşıklık yaratıyor. Ülkemizde çok fazla gündemde değil. Belirli bazı yasal mevzuatların getirdiği kurallar sebebiyle. Ama Ukrayna-Rusya savaşında da gördük. Bir anda bulut hizmet sağlayıcılarının servisleri kesmesiyle tamamen içeri dönmeniz gerekebiliyor. Tamamen bazı imkanlardan faydalanmanız zorlaşabiliyor. Onun için her ülkenin kendisine göre böyle bir takım stratejileri oluşmaya başladı. Ülkemizde de kamuda başta olmak üzere bulut güvenliği üzerine, bulut hizmetlerinin üzerine şu anda yeni çerçeveler, yeni stratejiler, yeni akreditasyonlar gelişmiş durumda ve gelişiyor hatta konuştuğumuz sıralarda. Dolayısıyla bu da güvenlik üzerine önemli bir mesele getiriyor. Bir de işin regülasyon kısmı var. Her ülkenin, her coğrafyanın, her sektörün
Regülasyonla ilgili beklentileri var. Siber güvenlik, veri koruma, bilgi güvenliği, mahremiyet birçok odakta. Yakın zamanda biz böyle bir araştırma yaptık. Ülkemizde siber güvenlik, bilgi güvenliği ile ilgili bir takım beklentileri olan 100'ün üzerinde regülasyon parçası var. Bir yönetmelik, tebliğ, benzeri bir takım dokümanlarda. İster sadece kamu odaklı, kamu kurumlarının arasındaki bir güvenli paylaşım nasıl olacak gibi ya da atıyorum işte X bir sektördeki bilgi sistemleriyle ilgili denetim, kontrol mevzuatları gibi. Dolayısıyla bunların hepsinin çakıştığı yerler, birbiriyle çeliştiği yerler de var. Biraz böyle uluslararası bir operasyonsanız bir sürü coğrafyada farklı beklentiler var. Bunları yönetmek çok kolay değil. Dolayısıyla özellikle fazla mevzuatla uğraşan sektörlerde sadece bunları yönetmek için ekipler oluştu. Sadece bunlara cevap vermek için ekipler oluştu. Ve bu bir dengesizlik de yarattı. Yani bazı sektörlerde gerçekten hiçbir kontrol yok. Bazı sektörlerde de çok aşırı bir kontrol ve üst üste binen mevzuatlar var. Bu da ilave bir zorluk yaratıyor. Temel bizim gördüğümüz temel konular bunlar. Siber savaşı biraz detaylandırırsak, bu Ukrayna-Rusya savaşındaki geçen senenin sonuna kadar olan, yani 2022'nin sonuna kadar olan belli bazı saldırıları özetleyen bir zaman çizelgesi. Genelde kritik altyapılara, işte enerji altyapısı, doğalgaz hatları veya kritik başka bir takım unsurlara devre dışı bırakmak için ya da zararlı yazılım tanıtmak için yapılan saldırılar. Dolayısıyla bunların hepsi başlı başına haberler de oldu. Bunların detayını irdeleyen raporlar da çıktı. Dolayısıyla bir savaşın, sıcak bir savaşın bir parçası oldu. Hatta önemli bir parçası oldu. Bunun başka düzlemlerde etkilerini görebiliyoruz. Şu an herhalde bölgemizin, etrafımızdaki bölgenin hem kuzeyimizde hem güneyimizde en önemli konulardan biri de buna hazırlanmak veya buradaki kapasiteyi arttırmak. Ülkemizde de özellikle güvenlik unsurlarımızın hepsinin içinde şimdi bir siber istihbarat birimi oluşmuş durumda. Bunların nasıl koordine edildiğini ve bunların bir siber savaşa nasıl hazırlandığı ile ilgili tatbikatları vesaire takip ediyorsunuzdur. Dolayısıyla siber güvenlik öyle çok hem popüler bir konu hem de bütün dünyanın gündeminde. Bu da son Ocak ayındaki Dünya Ekonomik Forumu sırasında yayınlanan Global Riskler raporundan bir alıntı. Siber riskler orada tam kırmızı dikdörtgen kaymış ama sağ üst köşelerdeki önemini koruyor. Bu son 6-7 senedir böyle siber risklerin, veri korumayla ilgili risklerin, kritik altyapıyla ilgili risklerin Dünya Ekonomik Forumu risk raporuna girmesi. Önümüzdeki 2 yıldaki en önemli 4. risk olarak görünmüş. Önümüzdeki 10 yıl içinde de ilk 10'daki yerini koruyacak. Yani hem siber güvenlik konusu hem de bununla ilgili faaliyetler ciddi şekilde gündemde olmaya devam edecek. Bu neden önemli? Bu Dünya Ekonomik Forumu dünyadaki bütün gidişatın tartışıldığı hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem de güvenlik unsurları açısından. Hatta şimdi göç riskleri, işte sağlıkla ilgili konular hepsi ekrandaki raporda ve detaylarında görebiliyorsunuz. Tüm dünyanın gidişatına yön veren liderlerin işte beraber kafa kafaya verip arkasındaki ekiplerin oluşturduğu haritalar bunlar. Dolayısıyla siber güvenlikle ilgili derdin tasanın önümüzdeki 10 yıl gündemde olacağını düşünebiliriz. Bu hem bu alandaki çalışan profesyoneller için tabii ki önemli fırsatlar getirecektir. Ama bir yandan da bu risklerin yönetimiyle ilgili çok ciddi mücadeleler hala bizi beklemektedir. Bir tehdit haritasına bakalım. Bu ENISA'nın son işte Ekim ya da Kasım ayıydı zannediyorum. Özellikle Avrupa Birliği'ni analiz eden bir rapor. Sol taraf sektörler, hangi sektörler daha çok tehditlere maruz kalmış. Bunlar tabii tespit edilip analiz edilebilen vakalar üzerinden yapılan analizler. En büyük porsiyon kamuya açık hizmet alanları, dolayısıyla kamu kurumları veya onunla ilişkili altyapılar. Mavi porsiyon bireylerin
hedef alındığını gösteriyor daha çok yine. Onun dışında işte bankacılık, üretim, telekom, kritik altyapı, işte dijital hizmet sunan firmalar yavaş yavaş kendi porsiyonlarını almışlar. Çok fazla bir önemli değişiklik yok. Bu bir önceki sene de benzer şeyler vardı burada. Dolayısıyla bir resmi göstermesi açısından bize bir donedir. Dolayısıyla sektörümüz itibariyle bize bir hissiyat verebilir. Burada ilgi çekebilecek konu, şu an bir bankanın çatısı altındayız. Bankacılık sektörünün oranlarının dönem itibariyle yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Bu birkaç tane konuya işaret ediyor olabilir. Bir, bankacılık sektörünün biraz daha olgun olması diğer sektörlere göre. Tüm dünyada finansal sektörün siber risklere karşı daha farkında olması, daha çok regüle edilmesi vesaireyle dolayısıyla oluşan vakaların sayısının azalması gibi görülebilir. Ya da diğer alanlardaki kazançların da aslında bu saldırganlar nezdinde önem arz etmeye başladığı, sadece bir finansal kazanç değil ya da bir bankayı devre dışı bırakmanın etkisiyle kritik başka bir üretim organizasyonunu devre dışı bırakmak başka türlü faydalar getirebileceğini de görüldüğünden, oradaki yetkinlikler de belki daha çok arttığından yavaş yavaş bu oranların değişmeye başladığını gördük. Eskiden finansal sektör daha fazla hedef oluyordu istatistik olarak. Sağ taraftaki resim ise bize hangi tip saldırıların gene analiz edilip işte tespit edilebilenler üzerinden yine ransomware'in burada başı çektiğini görüyoruz. Bu son 5-6 senenin hatta 2016-2017'lerden beri çok fazla değişmiyor. Maalesef hala günümüzde çok yaygın, ülkemizde de çok yaygın. Hemen hemen her hafta bir kurumdan bir talep aldığını meslektaşlarımızın ya da kendimizin duyuyoruz. Dolayısıyla bu farkındalık açısından özellikle artık üst yönetimlerin de hedef alındığı, doğrudan işte sosyal medya üzerinden şirketlerin sahiplerinin, şirketlerin üst yöneticilerinin doğrudan hedef alındığı ve onlar üzerinden bu iletişimin başladığı da bir dönemdeyiz son 2-3 yıldır. Ondan sonra da işte DDoS'tur vesairedir. Bunlar sıralanmış. Bu Avrupa Birliği analiziydi. Biraz değişik kaynaklardan diğer şeylere bakacak olursak, bu da işte hangi organizasyon tiplerinin ransomware ile uğraştığını anlatan bir istatistik. Bu biraz bir sene geriden geliyor, 2022'nin sonlarından. Burada özellikle dikkat çekilen yer endüstriyel kontrol sistemleri, operasyonel teknoloji ya da IoT ve benzeri teknolojilerin kullanıldığı organizasyonlardaki artışa dikkat çekmiş buradaki analiz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bu altyapılar, üretim altyapıları, enerji hatları veya diğer kritik altyapıları yöneten organizasyonlar daha çok dijitalleşiyorlar. Daha çok OT, IoT teknolojilerini kurumsal networkleriyle bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ve daha yeni nesil teknolojiler kullandıkları için daha yeni saldırılara da maruz kalıyorlar. Bunların kullanılması, bu networklerin daha çok dış dünyaya açılması ya da etkileşime tabi olması anlamına geliyor. Eskiden bunlar nispeten zaten analog sistemlerle yönetiliyordu belki bir 10 sene öncesine kadar. Ya da daha kapalı ağlardalardı. Şimdi kurumsal tarafla birleştirelim, ERP'mizle konuşturalım, ERP'mizle bunların işte istatistiklerini okuyalım, akıllı cihazlarla bunları bağlayalım, sahadan direkt sensörlerle bu konuları çekelim. Ve bu her alanda sadece bir üretim değil, işte atıyorum şehir yönetimlerinde de benzer. İşte trafikteki durumu daha çok daha hızlı bilgi alıp daha kolay müdahale edelim ya da herhangi bir yerde ağır bir yağış varsa o yağışla ilgili bilgileri sensörlerle toplayalım, ona göre müdahale edelim. Bunların hepsi bir temas noktası yaratıyor, bir giriş noktası veya bir saldırı noktası yaratıyor. Buradaki dikkat çekilmesi gereken konu bir miktar bu. Dolayısıyla kurumunuzda OT, IoT ve benzeri cihazların kullanımı arttıkça bu alandaki olgunluğun da daha düşük olduğunu düşünürsek siber güvenlik anlamında daha çok başımıza bir şeyler gelmesi olasılığı artmış durumda.
Veri boyutuna gelecek olursak, burada birkaç tane güzel istatistik var. Yani çok fazla veri üretiyoruz, çok fazla cihaz bağlı. Bunları 10 senedir ziyadesiyle dinledik. Burada en önemli konulardan biri, bir veri kaybını veya bir vaka yaşadıysak, bu vakayı tespit etmenin ortalama süresi, özellikle bir veri kaybının olduğu, işte veri sızıntısı yaşadığımız durumda, 277 gün. Bu zannediyorum IBM'in bir raporundan olsa gerek ama başka bir kaynakta olabilir. Data Breach raporundan genelde çıkıyor bu istatistik. 277 gün. 277 günde ancak dünyada bir veri kaybını tespit edebiliyoruz. Bu bütün dünyada, bütün sektörlerin ortalaması. Bazı sektörler daha iyi, bazı sektörler daha da uzun. Veya bazı ülkelerin durumu daha iyi. O raporda detaylarını bulabilirsiniz. Hatta onların artık parasal karşılıklarını da hesaplıyoruz. Yani bir veri kaybının bize ortalama maliyeti nedir, ne oluyordur. Hatta o raporlarda Türkiye'nin de örneklemlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla 277 gün çok çok uzun bir süre. 277 gün bir verimizi kaybettiğimizi farkına bile varamıyorsak, bu çok vahim sonuçlar doğurabilir içinde bulunduğumuz sektörün durumuna göre veya ilgili verinin muhteviyatına bakacak olursak. Burada ilginç bir istatistik var. İşte uzaktan çalışma opsiyonu isteyen çalışanların oranı %97, hangi rapor olduğunu bilmiyorum, referansı var. Paylaşıldığında oradan bakabiliriz. Bu uzak çalışma da yani bir sürü şeyi değiştirmiş durumda. Birçok, ben kendi organizasyonumdan da biliyorum. Biz zaten danışmanlık yaparken zaten dışarıdan çalışmaya alışık bir ekiptik. Gerek müşterilerimizin yanında, gerekse de ofis dışı ortamlarda. Şimdi hala devam ediyor. Artarak da hani devam etti pandemiyle beraber. Ve değişmedi de. Genelde muhatap olduğumuz kitlede, hani teknoloji ekipleri vesaire, genelde uzaktan çalışmaya daha elverişli olduklarından o teamül devam ediyor. Dolayısıyla işin kimlik doğrulamasından işte network kontrollerine, atıyorum işte son kullanıcı güvenliğinden genel işte OT, IoT eşleşmesine kadar birçok kontrolün değişmesi gerekti. Birçok yeni teknoloji gerekti. Eminim herkes bununla ilgili derdi tasası olmuştur. İster bunu denetleyen tarafta, ister bunu yöneten tarafta. Dolayısıyla bu devam ediyor. Çalışan gücü, çalışmaya katılan iş gücü bunu talep ediyor. Ama şu an trend yöneticiler seviyesinde ve patronlar seviyesinde bunu biraz eski haline geri koyalım durumda. Daha çok ofise gelinsin, daha çok ofiste bulunulsun gibi, hem ülkemizde hem dünyada. Bu da bir çatışma yaratıyor. Dolayısıyla bunun bir hibrit modelini, bir henüz daha business as usual, yani bir olağan durum haline henüz de getiremedik. Bu da bize ilave riskler getiriyor olabilir. Çok fazla riskimiz var. Burada bazı yine istatistikler var. Hangi verinin kim hangisinden daha detaylı olduğuna, daha veri değerli olduğuna dair. Dolayısıyla benim burada ilgimi çeken tek istatistik, birkaç tane oldu, birkaç tanesini bahsedeyim. Bir tanesi kişisel sağlık verilerinin herhangi bir finansal veriden çok daha değerli hale geldi. 50 katı gibi bir istatistik var. Bu demek ki sağlık verilerimizin aslında belki şu anda dünyada en çok değer olan, para eden veriler olduğunu gösteriyor. Sağlık sektörü buna tam tersi olarak siber güvenlik alanında en olgun olmayan sektörlerden biri, hem ülkemizde hem dünyada. Dolayısıyla aslında bir dengesizlik de var. Daha çok finansal sektöre, atıyorum işte haberleşme sektörü, enerji gibi kritik altyapılarda olduğu için anlaşılabiliyor, ama sağlık sektörü de kritik altyapı ihtiva eden bir sektör. Hem dünyanın birçok yerinde hem de ülkemizde, hep de 2013 yılından beri ülkemizde. Ama ülkemizdeki sağlık sektörü ve sağlık verilerinin çok kolayca her yerde bulabildiğini görebiliyorsunuz. Bir hastanede, bir laboratuvarda verilerinizi veriyorken bunların hangi sistemlerde nasıl işlendiğini biraz araştırmakta fayda olabilir. Çok ciddi zafiyetler söz konusu ve fazla da regüle edilebilmiş bir alan değil. Belki hangi zorluklardan kaynaklanıyor onu çok bilmiyorum ama
epey değerli. Bir de yine bir istatistik altta ortada. Phishing'in aslında birçok vakanın, belki en çok vakanın kök nedeni olması. Yani insanların zafiyeti, insanların farkındalığının düşük olması, uyanık olmalarının yeterli seviyede olmamaları sebebiyle aslında siz ne kadar çok önlem alırsanız alın, insan üzerindeki zafiyetlerin hala bitmediği ve devam ettiğini gösteriyor. Buradan şunu okuyabiliriz. Bu artık epey can sıkıcı bir konu. Yani insanın en zayıf halka olması durumu değişmiyor, değişmeyecektir. Bu şeye benziyor yani işte teknolojide, siber güvenlikte iş gücü açığı var. Bakıyorum işte şu kadar milyon insana, şu kadar bin insana ihtiyaç olacak ülkelerde. Ben bu kariyer değişikliği yaparken ben makine mühendisliği okudum. Bu alana geçeyim işte biraz teknolojiyle daha yakın bir alanım olsun diye. Değiştirirken bu ilanlara kanarak değiştirdim. Hani şu kadar çok IT uzmanına ihtiyacı olacak gibi. O zaman işte Kariyer.net yeni çıkmış, atıyorum işte gazetelerde insan kaynakları sayfasına bakarken 90'ların sonu 2000'lerin başı çok IT uzmanına ihtiyaç olacak diye girdik. O uzman sayısı oranı hiç değişmedi. Hala o oranda devam ediyor. Hala o oranlar değişmedi. Dolayısıyla insanla ilgili konular çok fazla değişmiyor. Dolayısıyla belki gerçekten bu teknoloji bu konuları insana bırakmadan nasıl çözecekse onlara biraz daha hızlı gitmekte fayda var. Çünkü hala insandan kaynaklı zafiyetlerle çok ciddi, çok ciddi zararlar görebiliyoruz. Peki ne yapmak lazım? Bu KPMG'nin 8 tane başlıkta yakın zamanda yayınlanan bir raporundan önümüzdeki dönem için hangi alanlarda daha fazla uğraşmak gerekir gibi bir tematik toplama yapmışlar. Biz danışmanlar bu konuları böyle tematik tematik konuşmayı severiz. Çok fazla teknik tarafa bağlamadan. Ama bunların hepsinin altında, çok pardon bir şey bozdum herhalde. Hepsinin altında epey teknik değişimler, dönüşümler gerekebiliyor. Birincisi ve uzun süredir gündemde olan güven verme meselesi. Bizim hizmetlerimizin, organizasyonumuzun, faaliyetlerimizin paydaşlara, müşteriye güven veriyor olması ve siber güvenliğin bu alanda önemli bir rol oynaması gerektiği. Bunu regülasyonu sıkı olan sektörlerde biraz regülatörün itmesiyle, biraz da yaşanan vakalarla işte siber güvenliğin her türlü alana dahil olması, işte yönetim kurulunda daha çok gündeme gelmesi, ürün hizmet geliştirirken, vatandaşa dokunurken, müşteriye dokunurken ya zorlamayla ya da işte risk algısıyla bunları biraz daha hallediyoruz ama ülkemizin geneline bakarsanız burada epey problemli konular var. İkincisi, bununla çok bağlantılı, siber güvenlikle ve privacy ile ilgili bütün konuları bir sürecin kendisi haline getirmek, sürecin doğal bir haline dönüşmesini sağlamak, özellikle operasyonun bütün unsurlarına dahil edilmesi gerekliliği. Bu çok kolay bir şey değil, önemli bir mesele. İşte security by design, by default ya da privacy by design gibi bu kavramlar var ama bunları bir ürünün lansmanından çok önce bir hizmetin, bir faaliyetin daha tasarım aşamasındayken konuşmaya başlamak hem mimarisi açısından, hem teknolojisi açısından, hem insan unsuru açısından, hem ihtiyaç duyabilecek güvenlik önlemleri açısından nasıl ki karlılık analizleri yapıyorsanız, nasıl ki işte fizibiliteler yapılıyorsa, nasıl ki vatandaşa nasıl ulaşır, müşteriye nasıl ulaşır bu ürün hizmet düşünüyorsanız aslında bunu daha birinci dakikadan itibaren nasıl güvenli aslında da olur bu? Bayağı bana daha az bir güvenlik riski çıkarır. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Bu biraz daha böyle nice to have ya da biraz daha olgunluk arttırıcı bir faaliyet gibi görünürdü. Bundan kaçış yok. Global sınırlar o regülasyondan kaynaklı veya her ülkenin kendine ait meseleleri gündemde tutması sebebiyle özellikle birden fazla ülkede, coğrafyada faaliyet gösteren organizasyonlar açısından konu çok karmaşık meseleler var. Türkiye'de yatırımınız var, Avrupa Birliği'de yatırımınız var, Uzak Doğu'da var, atıyorum işte Amerika'da var. Hepsinin siber güvenlikle ilgili beklentileri farklı, sertifikasyon beklentileri farklı, organizasyonel beklentileri farklı. Çok karmaşık bir durum var. Bunu yönetmek lazım. Bu biraz organizasyon ve yönetişim meselesi.
Üçüncü taraf güvenliğinden en başta bahsetmiştik. Burayı düzeltmek lazım. Buraya bence düzenlemeler lazım aslında. Özellikle kritik altyapılara hizmet eden bütün şirketlerin artık belli başlı kurallara harfiyen uyması gerekiyor. İşte yazılım geliştirirken veya bir sistemin yönetimini yaparken veya veri paylaşırken. Yakın zamanda duymuşsunuzdur. Hani bir haberleşme şirketinizi destekleyen teknoloji şirketlerinden birinin başına bir hadise geldi. Çok ciddi problem oldu. Hem ikili ilişkileri, yani kurumlar arası ikili ilişkileri bozuyor. Hem iki tarafın beraber iş yaptığı müşteriler var. Onlarla ilgili ciddi riskler barındırıyor. Şirketleri batırabilecek kadar vakalar burada oluşmaya başladı. Çünkü bu güveni sağlayamadığınız zaman kontratlarınız hızlıca iptal olma riski ve ortada bir ticari risk barınması çok söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burasının bence acilen daha geniş bir düzenlemeye ihtiyacı var. Bunun düzenlemesi olan sektörler var ülkemizde. Veya buna dokunan işte rehberler, kılavuzlar, yönetmelikler var ama çok limitli ve onların da aslında problemi tam çözmediğini, problemi sadece bu hizmeti alan tarafa genelde bıraktığını görüyoruz. Bunun daha başka bir mekanizmayla çözülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nde bununla ilgili işte yeni ürün satarken Avrupa Birliği'ne artık belli siber güvenlik damgalarını da üzerinde barındıran sertifikasyonlardan geçme durumu var. İşte Avrupa Birliği'ne araç satacaksanız, kamyon, otobüs vesaire, bunların özellikle artık bilgi sistemlerinin belli sertifikasyonlara, standarda uyma yükümlülüğü olacak. Dolayısıyla bunları artık sadece belli bir coğrafyanın değil, yani tüm dünyada geçerli bazı standartlara tabi tutmak lazım. Yapay zeka konusu var. Onu yapay zekayı siber riskler açısından kullanma durumu. Biraz bahsedeceğim. En büyük risk de zaten siber güvenlikte yapay zeka araştırmalara göre. Son onu da kapatacağım. Otomasyonu daha çok kullanın diyor. Daha çok süreçleri otomasyonla destekleyin. Az önce insan vakasından bahsettik. İnsana bırakmayın. Phishing kontrollerinizi de başkaları yapsın. Çünkü eğitimle vesaire çok çözebildiğiniz bir konu değil. Eğitim veriyoruz. Eğitimlerin derinliği artıyor, çeşitliliği artıyor. Artık standartlar bize farklı kitlelere farklı eğitimler ver, farklı derinliklerde eğitimler ver diyor. Bunları veriyoruz. İnsanlar muhtemelen bunları o an anlıyorlar. Ama günlük hayatı uygulama konusunda herhangi bir bilgiyi herhangi bir kişiye verme konusunda o kadar uyanık olamıyoruz. Bu hepimizin başına geliyor. İşte bir telefonda bizim bilgilerimizi almaya çalışıyorlar. Bazen o numaralara basıyoruz, o linke tıklıyoruz. Bazen ucuz kurtarıyoruz, bazen kurtaramıyoruz kendimizi, vaka yaşıyoruz. Ve en siber güvenlik uzmanı olarak gördüğümüz insanların bile bu tuzaklara düşebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu otomasyona çözün diyor. Ne kadar otomasyon desteği alabilirseniz o kadar iyi. Hem siber güvenlik yönetiminde hem siber risklerin takibinde. Kimlik yönetimiyle ilgili dertlerinizi çözün diyor. Dijital kimlik yönetimi. Bu en problemli alanlardan biri. Kimlik hırsızlığı çünkü hem büyük dolandırıcılıklara maalesef bizi götürebiliyor. Hem de bambaşka riskler getirebiliyor. Özellikle üçüncü taraf tarafıyla da birleşince özellikle dijital alanda çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, danışmanlarımızın, bize iş yapan insanların kimliklerinin daha etkin yönetimi, burada yüksek yetkili insanların daha iyi kontrolü, daha otomasyonla kontrolü her zaman gündemini koyuyor. Burada çok majör bir aslında bir arka plan var. Son konuda siber güvenliği bir resilience, direnç. Aslında bugün günümüzün de işte bu günün de genel teması sürekliliğin, operasyonel direncin bir parçası haline getirin. Nasıl ki iş sürekliliğiyle ilgili dertleriniz var. Şimdi maalesef geçen seneki depremlerden sonra ülkemizde bizlere olan danışmanlık taleplerde doğal afetleri de ekleyelim. Buna sadece operasyonel kesintiler, işte siber vakalar değil. Artık depreme göre, işte su basmasına göre, efendime söyleyeyim, işte yangına göre daha detay planlar yapalım. Bunları
İş sağlığı güvenliği ekiplerini de belki tam bırakmayalım. Orası kanunen olması gereken bir fonksiyon ama biz mesela danışma olarak son 6 aydır, 8 aydır deprem hazırlıklarını da risk planlarına dahil ettik. Bazı kurumlar için sadece depremde neler yapılacak veya depreme nasıl hazırlanacak onları çalışmaya başladık. Çok hayal ettiğimiz bir şey değildi 2 sene öncesine kadar. Dolayısıyla siber güvenliği de bu egzersizlerin bir parçası haline getirmek, siber kriz simülasyonlarıyla siber güvenlikten kaynaklı senaryoların belki daha çok gündeme gelmesiyle. Özellikle bir kritik altyapıysanız, müşteriniz doğrudan hani bireysel müşteriniz varsa, internet açık servisleriniz varsa, mobil uygulamanız, web uygulamanız fazlaysa veya kritik bir altyapı işletiyorsanız, OT, IoT, daha çok siber güvenlik direnç senaryoları oluşturun diye bir öngörü. Bu genel olarak bütün o tehdit haritalarından, Dünya Ekonomik Forumu'ndan, KPMG'nin okuduğu genel tematik alınması gereken aksiyonların gruplandırılmış hali. Son konu olarak yapay zekaya dokunmak istiyorum. En popüler konuşulan yönetim kurullarının birinci gündemi. Normal iş gündemi dışında karlılıktır, gelirdir, cirodur onun dışında. Yapay zekada ne yapacağız? Müşterilerimizden, rakiplerimizden nasıl farklılaşacağız? Hangi süreçlere entegre ederiz? Yapay zeka ile beraber hangi hizmetleri geliştiririz? Bu ekranda gördüğünüz bir yine KPMG araştırmasının sonuçları yapay zekaya güven meselesinde. Aslında fazla güvenmediğimiz ortaya çıkıyor. Yaklaşık 3'te 2'si bu ankete cevap veren ki kurumlar da var, bireyler de var, profesörler de var, bu alanda çalışan profesyoneller de var bu anketi cevaplayan. Türkiye maalesef yok bu çalışmanın kapsamında. 3'te 2'si ben güvenmiyorum diyor. En büyük risk siber güvenlik diyor. En büyük risk siber güvenlik. Çünkü o kullandığınız yapay zeka modelleri için büyük verileri bu sistemlere öğretmeniz gerekiyor. O veriler üzerindeki yaptığınız, çalıştırdığınız modellemeler, algoritmalar ne gibi sonuçlar üretecek, o verilerin nasıl güvenliği olacak, nasıl bütünlüğü sağlanacak, bunların hepsi bir siber güvenlik riski gerektiriyor, değerlendirmesi gerektiriyor diye bir sonuç var. Dolayısıyla siber güvenliği de şuradan bağlamış olduk. Yapay zeka kullanımı ile ilgili eğer bir süreç işletiyorsanız birinci riskiniz siber güvenlik. Tabii ki başka etik vesaire bir sürü derdi tasası var bu yapay zekanın. Bir de kimlere güveniyoruz konusu çıkmış. Bir kere bireyler olarak bu anketi cevaplayan kurumlar olarak iki kurum var öne çıkan. Biri üniversiteler, biri de araştırma şirketleri. Ben bunlara güveniyorum demiş araştırmacılar, cevaplayıcılar. Kime güvenmiyorsunuz deyince de ticari işletmeler ve hükümetlere, devletlere güvenmiyorum demiş. Dolayısıyla ticari işletmelerin bunu kullanırken aslında bu dertleri de düşünerek en baştaki söylediğimiz o trust tarafını yani siber güvenlikle ilgili riskleri de buna dahil etmesi, değerlendirmesi sadece bir ticari amaç, bir fayda, bir rekabet avantajı gözetmek yerine bunun kullanıcıları veya tüketicileri açısından bu riskleri de değerlendirmesi gerektiğini ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla yani burada birkaç unsur daha var. Hani sunum mutlaka paylaşılacaktır zannediyorum. Orada değerlendirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Son madde hani yapay zekanın daha responsible olması, daha etik olması gibi bir sonuç var. O da OpenAI'daki tartışmaların arka planını okumuşsanız biraz bunu da var işin içinde. Daha sorumlu olup olma. İşin temeli genelde maddi fayda, ona şüphe yok ama daha sorumlu mu olsun, daha faydacı mı olsun gibi insanlığın temel ikilemini burada da görebiliyoruz. Zaten bizi alıştırdılar son 30-40 senedeki filmlerle, kitaplarla, dizilerle yapay zekanın nerelere gidebileceğini. Genelde de çok hayırlı bir yerlere gitmiyor o filmlerin, dizilerin sonu. Mutlaka bir kahramanlara falan ihtiyaç oluyor. Umarım yapay zekanın bu alandaki kullanımı fazla kahraman ihtiyacı getirmez bize diyeyim ve son vereyim sözlerime. Soru varsa tartışabiliriz ya da arada konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum.